İnegöl Milliyetçi Hareket Partisi Kadın Kolları, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İnegöl Samsunlar Derneği, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Vakfi Sanatkarlar Odası, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı ve Yönetimi, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İnegöl Ülke Ocakları İlçe Başkanı Burak Bingöl ve kıymetli yönetim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Deva Partisi İlçe Başkanlığı, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Balköç Derneği, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Vatan Partisi, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İYİ Parti İlçe Başkanı İsmail Kahraman, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı, İlçe Gençlik Kolları, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, Belediye Başkanımız Sayın Alper Kavan Beyler de aramızdalar. Efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Roman Derneği Başkanı Hasan Lekesiz Yiğit, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İnegöl Planlama Başkan Yardımcısı Cihat Şengül, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Orhaniye Spor Kulübü, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ertuğrul Gazi Derneği Cihan Demirtaş, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ertuğrul Gazi Derneği, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yakup Diricanlı, TRT İnegöl Nabzı, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Cumhuriyet Halk Partisi, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İnegöl Sesi Gündem, İnegöl, İnegöl Yerel Haber, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kulaka Kooperatifi, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kafkas Folklor Kültür Derneği, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Abdülhamit Han Derneği, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ziraat Odası Sezai Bey, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Domani Spor Kulübü Sait Uysal Başkan, Domani Esnaf Sanat Yahya Türk, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saadet Partisi İlçe Başkanı Hasan Eroğlu, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ertuğrul Gazi Mobilyacılar Başkanı Bahadır Bayraktar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ve İnegöl Kaymakamımız Sayın Eren Arslan Bey, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Evet, İnegöl'lü Metin abimiz aramızdalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Evet, Dirliş Ertuğrul oyuncularından Hakan Serin Bey aramızdalar. Efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Evet, İnegöl Devlet Hastanesi Başhekimi Sayın Hayrettin Göçmen hocamız da aramızdalar. Efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Evet, aramızda İnegöl'ümüzün güzel köylerinden bulunan değerli kardeşlerimiz, hemen söylüyoruz. Süpürtü Köyü, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tekke Köyü, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çentikçi Köyü, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Doğan Yurdu, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Bilalköy hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gündüzlü Derneği hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Konurlar Köyü hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ortaköy hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şifali Köyü hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Turgutar Köyü hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Cemiyet Köyü hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Dömet Köyü hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Maden Köyü hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ali Bey Köyü hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tahtaköprü hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hamza Bey hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kurşunlu hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, Süpürtü Köyü hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hamamlı Köyü hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kulaca Köyü hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Olukman Köyü hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, Edebey Köyü hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Halhalca Köyü hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yiğit Köyü hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kıran Köyü hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Akıncılar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, Cerrah hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, son olarak Süre Köyü hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Evet, Büyük Çitli Köyü hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Evet, kıymetli davetçiler, şimdi de programımıza hep birlikte coşkuyla izleyeceğimiz evet, İsa Ören Köyü hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Evet, İsa Ören Spor Kulübü Başkanımı da aramızdalar. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Evet, AK Parti İlçe Başkanı Sayın Mustafa Durmuş Beyler de aramızdalar. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Kıymetli davetçiler, programımızı hep birlikte coşkuyla izleyeceğimiz Zeybek gösterimize devam ediyoruz. Güçlü alkışlarınız eşliğinde federasyonumuz Zeybek ekibini karma gösterini sunmak üzere alkışlarla sahneye davet ediyorum. Buyursunlar efendim.
hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı aramızdalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İnegöl İlçe Emniyeti aramızdalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Evet, kıymetli davetliler, programımıza mehter ile başlamak istedik ama ufak bir aksaklık sebebiyle olmadı. Şimdi mehter klibimizi zırhlarımız ve köşklerimizle birlikte hep birlikte izliyoruz efendim. Buyurun. Evet, emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz ve alkışlarla uğurluyoruz efendim. Mobilyamız gibi, köftemiz gibi, kaplıcamız ve birçok değerimiz gibi eğlence kültürümüzün olmazsa olmaz bir parçası. Kimliği haline gelen, her düğün ve cemiyetimize damgasını vuran İnegöl çiftetelimiz. Evet, şimdi de yine çok güçlü akışlarımızla ehlinden, ustasından Ahmet Battal ve Ahmet Bayram abilerimizden tıpkı eskilerde aslında olduğu gibi kaşıkla İnegöl çiftetelimizi izliyoruz. Güçlü akışlarınıza davet ediyorum. Buyursunlar efendim. Thank you.
Evet, Ahmet Vatan ve Ahmet Makam abilerimize bu güzel gösterileri için çok çok teşekkür ediyoruz. Alkışlar doğruyoruz efendim. Evet, bizi tam 12'den kalbimizden vurdular. Malum kadınlarımız için düğün olunca düğün merdiven dayanır. Deriz de biz erkekler de mevzu İnegöl çifte tellisi olunca yaşımızla gencimizle onlardan aşağı kalmayız. Akan sular durur adeta. Evet. Ey oğul, ananın atanı say. Bereket büyüklerle beraberdir. Eğer ki inancını kaybedersen yeşilken kupkuru çöle dönersin. Güçlüsün, kuvvetlisin, akıllısın, kelamlısın. Ama bunları nerede kullanacağını bilmezsen sabah rüzgarıyla savrulan küre dönersin. Kıymetli davetçiler, şimdi de Ertuğrul Gazi Derneği Kılıç Kalkan ekibini alkışlarla davet ediyoruz. Buyursunlar efendim. Efendim bir alkış alabilir miyim? Şöyle coşkulu bir alkış olsun inşallah. Eyvallah.
Kıymetli davetler, ezan Muhammed okunuyormuş. Ezandan sonra devam ediyoruz inşallah. Evet, ezanımız bitti herhalde. Efendim, coşkulu alkışlarla programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Buyursunlar efendim. Thank you.
Zorlu Gazi Derneği Barış Kalkan ekibine çok teşekkür ediyoruz. Alkışlar doğruyoruz efendim. Bursa Osman Gazi Yörük Türkmen Derneği aramızda da hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Turgut Alp, Baykoca, İshak Paşa. Onların tarihimizde 700 yıl önceki fedakarlıklarıyla bizler bugün buralardayız. Huzurumuza katkıları yadsınamaz, unutulamaz. Bu yüzden de hem onları yad etmek hem de benliğimizdeki değerlerini yüceltmek adına kısa birer hikayelerini takdim etmek üzere görevinin yanı sıra bir İnegöl'lü olarak İnegöl sevdasıyla ilçe tarihimizle ilgili araştırmalarda bulunan İnegöl Hastanemizin çok değerli başhekimi Sayın Doktor Hayrettin Göçmen'i alkışlarla kürsüye davet ediyorum. Buyurun hocam. Sayın Kaymakamım, değerli protokol üyeleri, kıymetli vatandaşlarımız. Burada farklı bir misyonla ve farklı bir görevle bulunuyorum. Ben az önce sizlere konser sunan İnegöl Tarihi Mehter Takımı'nda 11 yıl Bitfield nefesli müzik aletleri çalarak Türkiye'de 81 vilayeti, dünyanın birçok ülkesinde görev yapan Osman Paşa'yı, Genç Osman'ı, Fatih Sultan Mehmet'i dosta düşmana duyuran İnegöl Tarihi Mehter Takımı'nın bir üyesi olarak buradayım. Aynı zamanda tarihi, İnegöl'ü, İnegöl tarihini seven ve bunlarla ilgili ufak araştırmalar yapan acizane bir kardeşiniz olarak bulunuyorum. Başta İsmail Başkan olmak üzere büyüklerimiz bana İnegöl'ün 3 tarihi büyüğü burada tanıtma görevi tevdi ettiler. Bu onur için kendilerine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Evet, İnegöl deyince aklımıza gelen ilk tarih şahsiyetimiz hepinizin bildiği gibi Turgut Alp. Turgut Alp'in hayatına dair bilgiler maalesef oldukça az. Var olanların bir kısmı da tevatür seviyesinde. Bununla birlikte ilk Osmanlı kronikleri ve bazı Bizans kaynaklarından çeşitli askeri faaliyetleri dolayısıyla adı sıkça zikrediliyor. İsmindeki kahraman, yiğit ve gazi anlamına gelen Alp ibaresi bir ünvan olup muhtemelen onun veya babasının Selçuklu Devleti'nin hizmetinde delik sahibi olduğunu işaret ediyor. Doğum tarihi net olarak bilinmese de bazı kaynaklarda 124 yaşında vefat ettiği söyleniyor ki aynı zaman yoldaşlarından Şeyh Edebali'nin 120, Gazi Evrenos Bey'in de 127 yaşında vefat ettiklerini unutmayalım. Bazı kaynaklarda da Hicri 735 yani miladi 1335'te vefat ettiğini yazar. Bu verileri istinaden net olarak kabaca doğum tarihinin 1211 yılı olduğunu söylemek sanırım çok da yanlış olmaz. Kayınboyu önderi Ertuğrul Gazi en yakın isimlerden biri. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin silah arkadaşı. Orhan Gazi'nin fetihlerinde yarını olduğunu düşünüldüğünde İmparatorluk için adının doğup serpildiği, üç kuşağına hizmet veren bereketli ömrüyle tarihe adeta damga vurmuş bir şahsiyettir Turgut Alp. Cenk meydanında özellikle baltasıyla gösterdiği kahramanlıktan birçok tarih kitabında altı çizilerek bahsedilir. 1284 Ermenibeli Muharebesi'nde yeni Baykoca'yı ki ilk Osmanlı şehirlerimizde kaybeden Osman Gazi, Tulaca Kalesi'ni fethettikten sonra olaydan sorumlu tuttuğu İnegöl yani Angelikoma Tekfuru Nikolay'ı yaklaşık 15 yıl uzaktan takip eder. Öncelikle Nikolay'a yardım eden bugün İnönü olarak bilinen Dorlayon, bugün Bilecik olarak bilinen Belakoma ve Orhan Gazi'nin eşi Bursa'da çayı ismini veren Nilfer Hatun'un babası olan Yarhisar Tekfurlarını bertaraf eder ve Nikolay'ı yalnız bırakır. Artık intikam vakti gelmiştir. Nihayetinde çok sevdiği dostu Turgut Alp'i Angelikoma'nın fethi için görevlendirir.
Turgut Alp 1299'da kendilerine uğraştıran zamanın en güçlü kalelerinden olan Angelekoma, yani İnegöl fethini gerçekleştirir. Tarihçiler bu fethi Osmanlı'nın beylikten devlete evrildiği hadise olarak kabul eder ve Osmanlı'nın kuruluşunu bu fethe rahat ederler. İnegöl'ün fethi esnasında Tekfir Nikola'nın Türklere karşı düşmanca hareketler sebebiyle idam edildiği kaydedilir. Turgut Alp kendine delik olarak verilen İnegöl çevresini tam 36 yıl yönetir. Adı ölümünden sonra İnegöl yöresine verilir ve burası tarihçi Aşık Paşazade ve Yeşil gibi büyük tarihçilerin kitaplarında bahsedildiği üzere Turgut ili olarak geçer. Bu adlandırma ancak 16. yüzyıldan itibaren tamamen ortadan kalkar. Yabancı kaynaklarda geçtiği üzere burası Aziz Nikola anlamına gelen kilisenin adı olan Aya Nikola isminin zamanla evrilerek İnegöl'e dönüşmesiyle günümüze kadar geldiği düşünülmektedir. Turgut Alp yaşına rağmen Orhan Gazi'nin yanında bugün Orhan Ali olarak bildiğimiz Adranos'un fethine katılır. Orhan Bey'in geldiğini haber alan Adranos Tekturu Hisar'dan çıkıp kaçarken bir kayadan düşerek ölür ve kale 1325 yılında kolayca ele geçirilir ve Bursa'nın fethi artık daha kolay hale gelir. Uludağ'da, yani o zaman ismiyle Keşiştan'da yakınlarında yaşayan, elinde tahta kılıcı, iyi köşkünde erendiriyle fethe katılan, bugün Baba Sultan Köy'de Metrun Yiğitli Baba ile Turgut Alp'in yolu o fethi esnasında kesişir. Bu yakınlaşma ile Turgut Alp Yiğitli Baba'ya intisap eder. Alperenlikten erenliğe dönüşür ve ölümüne kadar Yiğitli Baba'nın hizmetinde bulunur. Hatta Turgut Alp'in Bursa Hisarıçı bölgesinin en muşkut meşhur caddesi olan Kavakla Caddesi'ne ismini veren ağacın dikilmesi sürecine vesile olan Orhan Gazi ile Yiğitli Baba arasındaki tanışmaya ve görüşmeye aracılık eden kişi olduğu söylenir. Rivayete göre Orhan Gazi Yiğitli Baba'dan kendisi için dua etmesini ister. Yiğitli Baba şöyle der: "Senden bir an bile habersiz değilim. Bir ihtiyaç olduğunda dua edeceğim." Bundan bir süre sonra Yiğitli Baba ormandan bir kavak ağacı fidanı sökerek Bursa'ya götürür. Saraya giderek fidanı bahçede kapıya yakın bir yere diker. Sultan ile görüşmeden dönüp gider. Olay sultana haber verildiğinde çok sevinir ve o ağaca özel bir ilgi gösterir. Ağaç bugün hala o caddede durmaktadır. Uzun ömrünü İnegöl'de tamamlayan Turgut Alp, bugün kendi ismini anılan köyden metrondur. Köyümüzün o zamanlardaki ismi Azerbaycan'ın Genci şehrinden gelen Türkmenlerin kurmuş olduğundan dolayı Genci olarak bilmekteyken 15. yüzyıl kayıtlarında Işıkköy olarak değiştirilir. Fakat köylü bu ismi sevmez ve bir müddet sonra tekrar Genci ismine geri döner. Ta 1960'lı yıllarda köy ahalisinin genel isteğiyle köyün ismi Turgut Alp olarak nitelendirilir ve şu anda Turgut Alp'imiz kendi ismiyle anılan köyde metrum bulmaktadır. Aynı zamanda Bilecik Söğüt'te bir Turgut Alp makamı vardır. Fakat aslı mezarı İnegöl'dedir. Evet, Turgut Alp'in ruhuna fatiha dedikten sonra İnegöl'ün ikinci şahsiyeti Baykoca'dan bahsetmemiz gerekir. İnegöl Yenişehir yolunun 7. kilometresinde hemen sağda Hamza Bey köyünde metrum olan Baykoca, Osmanlı tarihinin bilinen ilk şehidi. Osman Gazi'nin abisi Sarı Batu Savcı Bey'in Melek Hatun'dan 1268'de doğma oğlu. Yazları Domaniç'te yayılan, kışlarda Söğüt'te kışlayan aşiretin nüfusunun her geçen gün artması, İnegöl yani Angelekoma Tekfuru Nikola'nın canını epey sıkar. Bu arada dünyada melekler şehri olarak geçen iki tane kent vardır. Birincisi Amerika'nın Los Angeles kentidir, İspanyolca melekler anlamına gelir. Diğeri de İnegöl Angelekoma Helen dilinde melekler kenti olarak bilinir. Bunu da bahsetmeden geçmek istemiyorum. Tekfur Nikola aşiretin bölgeler arasındaki her göçünde kardeşçe pusluk kurar, aba yapar. Yetmezmiş gibi başta bugün İstanbul olan Konstantinopolis olmak üzere bölge tekfurlarında Kayıhan Osmanlı aşiretine karşı kışkırtır. Bilecik Belekoma Tekfuru Kritus bu durumu Osman Bey'e haber verir. Osman Bey aşiretin ileri gelen gazilerinden Akçakoca, Abdurrahman Gazi, Kondur Alp, Turgut Alp, Aykut Alp ve birçok gaziyle toy toplar ve istişare eder. Çıkan Karan İnegöl Hisarı'nı fethedir ve yıl 1284'tür. Bizans'a karşı yapılacak bu ilk sefer için hazırlıklar başlar. Bu hazırlığı duyan Baykoca ya da Baykoca ya da Bayhacı olarak da geçiyor. Amcası Osman Bey'den cenge katılmak için izin ister. Amca o tarihte 16 yaşında olan yeğeni Baykoca'nın
henüz bıyıklama dahi terlemediği için cenge katılmasına izin vermez. Arada geçen uzun diyaloğun sonunda Bay Koca, Emice, eğer beni sefere götürmezsen her tarafta Osman Gazi yerini sefere götürmüyor, iltimas ediyor diye söylerim ve seni mahcup ederim der. Bunun üzerine Osman Gazi, öyleyse yanımdan kopmaca yok, var şimdi git, büyüklerin ellerini öp, dualarını al, seni aldım yanıtım der. Casusları vasıtasıyla baskın hazırlıklarına haber olan Tekfur Nikola, o zaman için Cebeli Ermeniye denen, bugün Ahengalı olarak bildiğimiz eteklerde Ermeni Birli denen, çocukluğumuzda Delikli Kaya olarak bildiğimiz bugün Boğazköy Barajı'nın altında kalan yerde Osmanlı'ya karşı bir pusu kurar. Orada Osman Gazi'nin bu pusudan haberi vardır ve bu pusuyu kırmak için direkt pusunun içerisine girer. Ordusunu pusudan kurtarır fakat çok sevdiği yeğenini bu savaşta kaybeder. Baykoca Osmanlı Devleti'nin yaklaşık 623 yıldır Osmanlı Devleti'nin ilk şehidi olarak tarihteki yerini alır ve o zamanlar harabe olan bir kervansaray yakından defnedilir. Bugün Boğazköy Hamza Bey köyü içerisindeki makamında defnedilir. Osmanlı'nın tarihinde ilk savaşı olan 1284 Ermeni Birliği Muharebesi İnegöl'ün fethine giden ilk yoldur. Ve Baykoca'ya intikam almak için Osman Gazi o zaman için Koldihisar ya da Kulacahisar denen kaleye saldırır ve Kulacahisar'ı fetheder. Bugün Kulacahisar köyü yakınlarında aranan kale Osmanlı'nın tarihte fethettiği kale olarak tarihe geçer. Evet, Baykoca'nın da uğruna fatih dedikten sonra İnegöl'ün yetişmiş olduğu ve benim bahsedeceğim son şahıs olan İshak Paşa'yla programı bitirmek istiyorum. İshak Paşa Osmanlı Devleti'nde görev yapmış, İnegöl'ün yetişmiş olduğu büyük devlet adamlarından biri. Paşamızın doğum tarihi bilinmiyor. Soyla ilgili Rum devşirme olup Sarvanlı Paşa Yiğit'in kölesi olduğu veya İshak bin Abdullah isimli Pomak asıllı bir devşirme olduğu yönünde tevatürler olsa da kendi vakfi isimli resmen kayıtlı olduğu halde yine İshak Paşa aslen Lüdür, o zaman Turgut ili olarak bilinen İnegöl'lüdür ve İnegöl'lü İbrahim Ağa'nın oğludur. Çandarlar gibi eski ve köklü bir Türk ailesine mensuptur. O tarihlerde birden fazla İshak Paşa'nın Osmanlı Devleti'ne görev yapması nedeniyle bu karmaşanın sebebi olduğu düşünülüyor. Paşamız hem 2. Murat, hem 2. Mehmet, hem de 2. Bey zamanında görev yaparak her üç padişah hizmet onurunu yaşamış bir devlet adamı. Kabiliyet ve karakteriyle hızla yükseliyor. 2. Murat'ın önce bugünkü Maliye Bakanlığı olan Baş Hazinedarlığı'nı vezirliğini yapar ve onunla beraber 1444 Varna, 1448 2. Kosova Savaşları'nda büyük yararlılık gösterir. Zamanını anlatan tarihçiler özellikle düşmanın hilelerini sezerek onlar hakkında 2. Murat'a verdiği bilgilerin savaşta muvaffakati artırdığı, ondan dolayı padişahın büyük derece ve muhabbetini kazandırdığı, 2. Murat'ı vazgeçip Manisa'ya çekildiğinde İshak Paşa'yı bir sohbet arkadaşı olarak götürdü ve sultan vefatına kadar İshak Paşa'nın yanından ayrılmadığı ve ona sadakatle hizmet ettiğini yazar. 2. Murat'ın vefatında etapta geçen 2. Mehmet, yani sonradan Fatih Sultan Mehmet olan 2. Mehmet, 1451'de İshak Paşa'mızı Anadolu Beylerbeyi'ne getirir. Bu vazifeyle İstanbul kuşatmasına katılan İshak Paşa, muhasarada bugünkü Edirne Kapı ve Edirne Kule arasındaki bölgenin kumandanlığını yapar. Aslında İshak Paşa Osmanlı tarihine geçen vasıflarından biri de Anadolu Beylikleri'nin fethinde göstermiş olduğu yararlılıktır. İlk olarak Menteşoğulları ve Germenoğulları'nı kesin olarak Osmanlı topraklarına katar. Sonrasında sıra Karaman'ın koyunu sonra çıkar oyunu söylemine mazhar olan ve yıllarca Osmanlı'ya bela olan Karamanoğulları'nın fethidir. 1470'te Karaman'a giren İshak Paşa, Fatih Sultan Mehmet'in talimatı ile Karaman'ın özellikle Aksaray kasabasından meslek erbabı insanları İnegöl'e getirir ve İstanbul'a getirir ve iskan ettirir. Bu kişilerin iskanı yapılsa bugün Aksaray olarak bilinmektedir. Bu semtin kurusu dolaylı olarak İshak Paşa'mızdır. Fakat İshak Paşa'nın devlet adamla ferasetini gösteren en önemli olay 1481 yılında cereyan eder. İshak Paşa'nın veziri azam olarak da büyük hizmette bulunduğu Fatih Sultan Mehmet, güzergahı çok da belirli olmayan, bazı kaynaklara göre Roma, bazı kaynaklara göre Memlük üzerine hedef Kızıl Elma diyerek çıkmış olduğu bir sefer vardır. Ancak Fatih yaşlıdır, buna ek olarak hastalanır ve maalesef 4 Mayıs 1481'de bugün Pendik ile Gebze arasındaki Tekirşehir denen yerde
vefat eder. Bazı kaynaklar Atatürk Sultan Mehmet'in zehirlendiğini ve bunun üzerine de Yeniçerilerin Fatih Sultan Mehmet'in özel doktoru olan Yakupo Paşa'yı, yani Yakup Paşa'yı parçalayarak öldürdüğünü yazar. İshak Paşa bu sefer esnasında padişah tarafından kendisine verilen İstanbul muhafızlığı görevini ifa etmektedir. Padişahın ani ölümü büyük bir taht kavgasının tehlikesini doğurur. İkinci Beyazıt ya da Cem Sultan. İşte böylesi ciddi durumda İshak Paşa'mız inisiyatifi ele alır. Padişahlığa daha hazır ve daha yakın olarak düşünülen ve o sırada Amasya'da vali olan ikinci Beyazıt'a olası yolda engellenme ihtimaline karşı 20 ile 30 arasında değişen rakamlarla haberci gönderir. Hemen ardından padişahın ölümünü gizlemek ve zaman kazanmak için padişahın hamam yapmak üzere için İstanbul'a götürüleceğini ilan eder. Bu kısa da olsa zaman kazanır. Fakat Fatih'in ölümü duyulmuştur. Asayiş bozulmaya başlar. İnisiyatifi elde tutan İshak Paşa, Veliaht II. Beyazıt'ın oğlu Korkut'u babasını temsilen naibi saltanat olarak tahta oturtur. Damadı Didik Ahmet Paşa'nın Yeniçeri arasındaki nüfusunu kullanır ve Cem Sultan'ın II. Beyazıt'ın yolunu kesmesini engeller. İsyan aşamasında olan askerler de bolca bahşiş dağıtarak eylemlerin kontrol altına alır. Nihayetinde bir taht kavgasına yol açmadan ve kan dökülmeden II. Beyazıt tahta geçer. Bu desteğinden dolayı II. Beyazıt İshak Paşa'yı vezir azam yapar. Ama padişah bir müddet sonra kendi kebini oluşturma isteğiyle üst düzey emiranda değişiklik yapar. Pasifize edilen İshak Paşa bir aşamda önde sürerek 1483'de vezir azamlıktan şimdi Selanik'e mal olarak atanır. Burada hayır hesap işleriyle uğraşırken 1487 vefat eder ve vasiyeti üzerine cenazesine göre gönderilir. İshak Paşa'nın eşi Tacunnisa Hatun İskenderoğulları Bey'in başı olan İskender Hatun'un kızıdır. Bir kaynakta da Tacunnisa Hatun'dan 2. Murat'ın metrukesi olarak bahsedilir. Metruke ölüm ya da boşanma yoluyla dul kalan bayanlara verilen isim. Bundan dolayı da İshak Paşa'nın çok sevdiği padişahı 2. Murat'ın ölümünden sonra dul kalan eşi Tacunnisa Hatun ile evlenmiş olabilir şeklinde yorumlanabilir. Bu evlilikten Halil Bey, Şadi Bey, Mustafa Çelebi olarak oğulları İbrahim Bey ve Pir Çelebi olarak 5 oğlu Hafsa Hatun ve Fahrunnisa Hatun olarak 2 kız meydana gelir. Özellikle Fatih devrinde oldukça popüler olan Didik Ahmet Paşa, İshak Paşa'mızın damadıdır ve Fahrunnisa Hatun'un eşidir. Kütahya, İstanbul, Ahırkapı, Selanik, Ankara, İnegöl'de vakıfları mevcut olan İshak Paşa'nın cenazesi vasiyet üzerine İnegöl'e getirilir ve bugün İshak Paşa'nın kıble kısmında bulunan haziresine gömülür. Ancak 1937 yılında yol geçilmesi ve çevre düzenlemesi nedeniyle mezarı maalesef kaldırılır. İshak Paşa'mızın mezar taşları ve şahideleri bugün İshak Paşa Kıblesi olarak bildiğimiz Tacunnisa Hatun Kıblesi'ne konur. 1960'lı yıllarda restorasyon çalışmalarının neticesinde eşinin türbesinin içinde ve kapının karşısında mermer taşı ve şahideler ile yapay bir mezar oluşturulur. Yani bugün İshak Paşa Türbesi olarak bildiğimiz yer aslında eşinin ve iki kızının mezarıdır. Paşamızın mezar taşı ve şahidesi burada misafirdir. Gerçek mezarında o gençler altı çay bahçesinin içinde olduğunu öngörmekteyiz. Ölümünden hemen önce ayrıntılarını kendisinin hazırlamış olduğu 1486 tarihli vakfiyesinde bugün mevcut olan türbe, cami ve medresenin yanı sıra İmamet, Zaviye, Han ve Ahır'ın da bulunduğunu biliyoruz. Bu kayıp eserler muhtemelen Cafer Paşa Hanı'nın ya da Kapalı Çarşı'nın bulunduğu yerlerde olduğunu öngörüyoruz. İshak Paşa Külliyesi'nin 1486 tarihli Arapça Vakfiyesi'nde fakirlere mesken ve mekan, uğrayıp gelenlere, misafire muki Müslümanlara konak ve barınak olarak kurulmuş yazılmaktadır. Ruhuna Fatiha diyoruz ve böylesine güzel, onurlu bir görevi bana tedirte için federasyonumuzun bütün üyelerine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun. Evet, İnegöl Devlet Hastanemizin çok değerli başhekimi Sayın Doktor Hayrettin Göçmen'e çok teşekkür ediyoruz. Kuvvetli bir alkış istiyorum efendim. Şimdi de türkü denilince İnegöl'ümüzün gururu, uzun yıllar TRT sanatçısı olarak Türk halk müziğine emek vermiş değerli büyüğümüz Üstad Rüstem Avcı abimizi ve ekibini güzel İnegöl türkülerini seslendirmek üzere alkışlarla sahneye davet ediyorum. Buyursunlar efendim.
hani bu akşam hep hoş geldiniz derdi ya, ben de hoş buldum veya değil. Ben İnegöl Hamza Bey köyünde doğdum ama aklım İnegöl'den hiç çıkmadı. Sık sık İnegöl'e geliyorum. Bilenler biliyor ki başkanlarım. Yılında Turgut Alp için güzel bir beste hazırladık. Sonra 3 ay sonra da Bay Koça'yı besteledim. O da 26.02.2021. Şimdi bu akşam bu güzel eserleri size Şef Saz'ın TRT'nin hem Yurttan Sesler Koro Şefi hem de Şef Saz'ın bizim de hemşerimizdir Naci Düzel. Klavyede Kenan Aygün. Mutfağdan efsane baltalı Eren Turgut Ar.
yolunda düşman oklarıyla şehit olmuş Bay Koca'ya geldi sıra.
Evet, çok değerli sanatçımız Rüstem Avcı ve abimize ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Güçlü alkışa doğruyoruz efendim. Çiçeklerle hoş gece. Balım incitme döner. Bir küçük meyve için dalın incitme döner. Sevmekten geri kalma, yapan ol, yıkan ol. Sevene diken olma, gülü incitme döner. Başın olsa da yüksek, gözün renginde gerek. Kibirle yürüyerek yolu incitme döner. Mevla verince azma, geri alınca kızma. Tüten ocağı bozma, külü incitme döner. Dokunur gayretine, karışma hikmetine. Sahibi hürmetine, kulu incitme döner. Evet, bu anlamda şiir için şairimiz Sayın Bestami Yazgan'a çok teşekkür ediyoruz. Yetişkin yaşımıza gelene kadar yaşadıkları, var oldukları, hatta son nefeslerini verdikleri anlara kadar onlardan tavsiyeler almayan, tecrübelerini dinlemeyen, hayatını onlardan öğrendiklerini de harmanlayıp işine, aşına, huzuruna yön vermeyimiz yoktur. Hani derler ya, deriz ya hep, sen var ol da gölgen bile yeter babam, atam. Evet, yaşlarımız, atalarımız, büyüklerimiz. Onların bize, size, gençliğe mesajları var. Gelin hep birlikte izleyelim. Bu arada 18-24 Mart yaşlara saygı haftamızı da yürekten kutluyor. Tüm büyüklerimizin, yaşlarımızın saygı ve sevgi, hürmet ellerinden öpüyor. Ebediyete intikal edenleri de rahmetle anıyoruz efendim. Sırada
Evet, kıymetli davetliler, şimdi de diriliş vakti. Diriliş Erfurul oyuncularından Hakan Serin Bey aramızdalar. Selamlama konuşmalarını yapmak üzere alkışlar da kürsüye davet ediyorum. Buyursunlar efendim. Sayın Kaymakam Bey, Sayın Başkanım, değerli misafirlerimiz, cümleten selamünaleyküm. Aslında ben buraya gelmeden önce medyanın ne kadar güçlü bir alet olduğunu, nasıl güçlü bir silah olduğunu sizlere anlatmak isteyecektim ki kardeşimizi bu şekilde görünce artık anlatacak hiçbir şey kalmadığını düşünüyorum. Halime Sultan kendisi burada sizlere doğru bakıyor ve medyanın nasıl güçlü bir silah olduğunu lütfen hiçbir zaman unutmayalım. Ben tekrardan buradan Mehmet Bozdağ ve eşi Zeynep Hanım'a buradan teşekkürlerimi sunuyorum ki öyle bir gençlik bizlere bırakabilmek için gece gündüz çalıştıkları için Allah razı olsun diyorum. Tekrardan iyi akşamlar. Acizane bizler yaklaşık 11 yıldır medya camiasında bulunuyoruz ve buradan tekrardan sizlere şunu söylemek istiyorum. Acizane haddime değil bunu söylemek ama çocuklarımıza her zaman şunları söylüyoruz. Oğlum, evladım, yavrum, arkadaşlarınıza dikkat edin. Gittiğiniz yerlere dikkat edin. Lakin şunu unutuyoruz ki bizim bir de her zaman daha doğrusu hanemizin içerisine aldığımız misafirlerimiz var. Nedir bu? Ekrandaki diziler, dizideki oyuncular ve karakterlerdir. Lakin şunu unutuyoruz ki orada bizim toplumumuzu, aile yapımızı bozmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Biz Türk insanı, biz her zaman uyanık olmalıyız ki bu yapılan savaşı, bizlere karşı açılmış savaşı her zaman bilinçli bir şekilde bertaraf etmeliyiz. Örnek veriyorum, geçen sefer Kurbuş Osman'ın Instagram hesabında şöyle bir küçük bir şey okudum, orada bir eleştiri vardı. İşte Türk kadını savaşır mı? Türk kadını işte cehil eder mi? Evet, Türk kadını her zaman güçlüdür. Her zaman da cenk etmek için hazırdır diyorum. Bu zamana kadar bizleri Yeşilçam diyerekten yıllarca uyutmak istediler. Emrah'ın annesi olarak, Emrah'ın annesi yoluna ağlayacak. Hiçbir zaman dik durmadı. Ama biz bu dizide her zaman tekrardan söylüyorum. Mehmet Bey şunu yaptı. Kadınlarımızın cenk edebileceğini, kadınlarımızın tamamen dik durabileceğini gösterdi. Söz konusu burada her zaman Mehmet Bozdağ'ı anlatmam değil. Lakin onun davasını bizlerin de gütmesi lazım. Bu piyasa her zaman birilerinin elinde oldu. Eğer ki bizler, ki Osman'ın şu anda izlenme rekorunu sizler daha çok iyi biliyorsunuz. Destan'ın hateza ve diğer yapımlarında biz bu denli aile yapısını bozmayacak derecede dizler yaptıkça sürekli bizim üstümüze geliyorlar. Her zaman biz bağnaz olduk, her zaman biz hiçbir şey yapamaz olduk, hep yapamayan olarak ilan edildik. Lakin bu saatten sonra hiçbir şekilde böyle olmayacak. Şöyle bir şey var, mesela diziler yapılıyor, gerçekten büyük emekler veriliyor. Uykularından, evlatlarından, her şeyden fedakarlık yapıp bu dizi meydana geliyor ve sizlerin hanenize misafir olarak geliniyor. Gelelim ki, reytingler zaten şu anda Osmanlı ve diğer dizilerinde belli. Hepsinde yüksek derecede ve 63 ülkede satış yapılmış ve tüm dünyayı, ülkeyi, Türkiye'yle birleştirmek ve birleşebilmek amacıyla yapılmış bir dizi, bir dava olduğunu düşünüyorum. Ama bu davanın da hiçbir zaman bizler tarafından vefasızca hemen harcanıp işlenebilir, bitti dizimiz deyip de bir köşe atılmasını istemiyoruz ve her zaman bunları desteklemenizi rica ediyoruz ve tekrardan bunun dikkat üzerine dikkatinizi çekmeye çalışıyoruz. Allah razı olsun. Karşınıza biraz heyecanlandım, kusura bakmayın. Gerçekten benim için güzel bir akşam. Böyle güzel toplulukları, insanları, gençlerimizi toplamak her zaman her daim bizleri mutlu ediyor. Ve tekrardan şunu söylemek istiyorum, yine tekrarlıyorum. Diriliş olsun, kuruluş olsun.
bu zamana kadar yapılmış en iyi dizilerden olaraktan sizlerin de istediği gibi biliyoruz. Lakin biz o davayı güden, nizam-ı alem için, Kelimetullah davası için sabah akşam çalışan o insanların emeklerine zarar gelmemesi için, bu dizileri her zaman izleyebilmemiz için sizlerin bu dizileri izleyip bu ekran karşısında her zaman kalmalarını sağlayabilmenizdir. Teşekkürler tekrardan, Allah'a emanet olun, iyi akşamlar. Nasıl bir güce sahip olduğunu görüyorsunuz. Biz Türk'üz. Vatan için canımızı veririz. Allah'a emanet olun. İyi akşamlar. Sayın Bakan, Ankara Bakan ve Başkanım, iyi akşamlar, saygılar, sevgiler. Yani o kadar konuşma yapmak, o kadar heyecanlanmamıştım. Çünkü İnegöl'ün o kadar çok gün gelmesi var ki her zaman da sizlerin arkamızda olduğunuzu biliyoruz. Allah'a emanet olun. Saygılar, sevgiler. Evet, Hakan Selim Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli davetler, şimdi de elime ulaşan birkaç telgraf var. Onun hemen sonrasında da panelimize geçiyoruz inşallah. Düzenlemiş olduğumuz geleneksel gençlik buluşması programına nazik davetiniz için teşekkür ediyorum. Yoğun programın nedeniyle davetinize katılamıyorum. Sizleri böylesi güzel bir organizasyon tertip ettiğiniz için tebrik ediyorum. Şahsınızda davetinize katılan tüm misafirlere selam ve saygılarımı sunuyorum. Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı. Çok kıymetli İnegöl'lü hemşehrilerim, İnegöl Gençlik Buluşması'nda gerçekleştireceğiniz panele programın yoğunluğu nedeniyle katılamayacağımı üzülerek ifade ediyorum. Türkiye'nin en büyük zenginliği, tarihini, kültürünün, coğrafi konumunun yanı sıra hiç tartışmasız genç nüfusudur. Gençlerimiz Türkiye'nin yarınlarının bugünden çok daha parlak olacağının teminatıdır. Bu nedenle genç nüfusumuz için hazırlanan programları son derece önemli buluyorum. Nazik davetiniz için teşekkür ediyorum. Panelin başarılı geçmesi temennisiyle panelistleri ve programın düzenlenmesinde emeği geçenleri kutluyorum. Tüm katılımcılara sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Profesör Doktor Vahit Girişi, Tarım ve Orman Bakanı. Geleneksel gençlik buluşmanıza daha önceden yapılmış programım sebebiyle katılamıyorum. Nazik davetiniz için teşekkür ediyorum. Gerçekleşmesinde emeği geçenleri gönülden kutluyorum. Programın coşku dolu geçmesini diliyorum. Bu güzel buluşmada bir araya gelen sevgili gençlerimizi Manav Yörük Muhacir Türkmen Boyları Dernekleri Federasyonu'nun değerli üyelerini ve değerli katılımcıları içten sevgi ve saygılarımla sunuyorum. Profesör Doktor Lale Karabıyık, CHP Genel Başkan Yardımcısı, Bursa Milletvekili. Geleneksel gençlik buluşmasını kutlar, gecenizi selamlar, tüm konuklara en derin saygılarımı sunarım. Erkan Aydın, Milletvekili. Bursa dışında olduğum için düzenlemiş olduğunuz etkinlikse aranızda olamıyorum. Nazik davetinize teşekkür eder. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi umudumuz sizlersiniz. Türkiye'nin geleceği sizlerin elinde ve bizlerin her zaman siz gençlerin yanında olduğunu belirtir. Şahsınızda tüm katılımcılara ve davetlere selam ve saygılarımı sunarım. Avukat Nurhayat Altaca Kayışoğlu, CHP Bursa Milletvekili, Parti Meclis Üyesi. Nazik davetiniz için çok teşekkür ederim. Manav Yörük Muhacir Türkmen Boyları Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen İnegöl Gençlik Buluşması panel etkinliğinize katılamadığım için üzgünüm. Z kuşağının öngörüsüne ve bilgisine her zaman güveniyoruz. Düzenlenen